Her fotoğrafın arkasında enteresan bir hikaye vardır. Tabii ama bu fotoğrafın hikayesi hepsinden ilginçtir aslında. Sorbey konferansları. Bazı fotoğraflar tarihin bir parçası iken bazıları bir tarih yazarlar. Francis Benjamin'in bu fotoğrafı önemli bir tarihi belgelemektedir. 30 Ekim 3 Kasım 1911 tarihleri arasında Brüksel'de Sorbey toplantıları adı altında toplanan dünyanın en büyük dahilerinin başlattığı bir konferanstı bu. Belçikalı bir sanayici olan Ernest Sorbey tarafından fizik alanında büyük problemleri çözmek, yeni sorular üretmek için davet edilen fizikçiler gibi görülse de, hatta fotoğrafın tam ortasına yakın bir bölgede oturmasına rağmen bu fikir ilk ondan çıkmamıştı. Bu fikri Walter Nernst'e borçluyuz. Nernst'in laboratuvarında düşük sıcaklıklarda özgün ısıların belirgin bir şekilde düştüğünü ve muhtemelen mutlak sıfırda kaybolacağını keşfetti. Bu düşüş, birinin kriyojenik sıcaklıklarda özgün ısıların kuantum mekaniği üzerine 1909 tarihli bir makalesinde sıvılar ve katılar için tahmin edilmişti bile. Nernst o kadar etkilenmişti ki, işte o kişi 26 yaşındaki Albert Einstein'dı. Gerçekten de Einstein, konferansın da adı olan radyasyon ve kuantum konularıyla uğraşıyor, kinetik teorinin klasik kuantum etkileri üzerine çalışıyordu. Ve o da aslında kuantum teorisi fikrinin ortaya atılmasının en önemli fizikçilerinden olan Max Planck'a borçluydu her şeyi. Ve bu ikilinin çalışmaları tam da Walter Nernst'in klasik gelenekçi toplantılar yerine fizikte tarihi bir dönüm noktasında olduğumuzun farkına varıp tarihe damga vuracak Sorbey konferansı toplantılarının fikrini ortaya atmasına yol açmıştı. Bu konuyu da daha önce birçok bilimsel araştırma enstitüsünü finanse eden Ernest Sorbey'i açması lazımdı ama bir araya gelmeleri gerekiyordu. Ernest Sorbey böyle bir toplantıyı finanse edebilecek yegane kişi ama ona nasıl ulaşabilirdi ki? İşte burada devreye Robert Goldschmidt giriyor. 1910'da bu iki adamı Brüksel'de yan yana getirmeyi başarıyor. Ve fizik ve kimya alanında tarihin en önemli toplantılarından birinin Brüksel'de olmasına karar veriyorlar. Ve katılımcıların listesini hazırlamaya koyuluyorlar. Bu fotoğrafta Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Avusturya'dan, Hollanda, Danimarka ve Belçika'dan toplam 24 katılımcı var. Başlangıçta liste biraz daha farklı ama bu toplantıyı istemeyerek reddedenler de olmuş. Bu yüzden eksik de olsa fotoğrafta tarihin en büyük dahileri görünüyor. Ve Marie Curie toplantıda tek kadın olarak orada oturuyor. Hatta fotoğraftaki Nobel ödülü almış 3 katılımcıdan biridir kendisi. Ama 1911'deki bu toplantıdan sonra fotoğraftaki Nobel ödüllerinin sayısı bir hayli artıyor. Grup arasında 2 katılımcı var. Fotoğrafta arkaya gizlenmişler. Bunlar mühendis George Hostlet ve kimyager Eduard Herzen. Onlar muhtemelen Ernest Sorbey tarafından toplantının raporlarını tutmak için görevlendirilmişler. Çünkü burada garip bir şey var. Toplantının finansörü Ernest Sorbey toplantı esnasında burada bulunmuyor. Ama tarihe bir not düşmek ve fotoğrafın tam ortasında olmak istediği için üst üste bindirme yöntemiyle fotomontaj yapılarak sonradan ekleniyor. Bu fotoğraf tarihte bilimsel gelişmenin ve uluslararası bilimsel ortak aklın oluşturulması için en büyük çabalardan birinin meyvesidir. Büyük savaşlarda bile birbirlerini destekleyecek ve bilimsel gelişmenin yanında yer alacakların dayanışma ağıdır. Ama savaşlarda bulundukları ülkelerin çıkarlarına da hareket ediyorlar tabii. Mesela Marie Curie, 1. Dünya Savaşı'nda doktorlara yardımcı olabilmek için
mobil X ışını ekipmanları ve radyoloji merkezleri kurulması için çabalıyor. Fransız John Perrin ve Paul Langevin denizaltıların tespit edilebilmesi için çalışmalarda bulundu. Alman Walter Nernst, 1. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silahların geliştirilmesinde görev aldı ve savaş faaliyetlerine destek verdi. Hatta savaşı destekleyen 93 Alman bilim insanının imzasını taşıyan Uygar Dünya'ya başlıklı 93 Aydın'ın manifestosu belgesinin imzacıları arasında yer aldı. Biz aşağıda imzası bulunanlar, Almanya'ya dayatılan ağır savaş ortamında düşmanlarımızın Almanya'nın haklı davasını kirletmeye çalıştıkları durumları ve iftiraları tüm uygar dünyanın önünde protesto ediyoruz. Bu savaşa Almanya'nın neden olduğu doğru değildir. Ne halk bu savaşı istiyordu, ne hükümet, ne de imparator. Belçika'nın tarafsızlığını kasten ihlal ettiğimiz doğru değil. Askerlerimiz tarafından tek bir Belçika vatandaşının canına ve malına meşru müdafaa haricinde dokunulduğu doğru değildir. 1911 toplantısı fotoğrafında bu belgeyi imzalayan 3 katılımcı var. Walter Nernst, Max Planck ve Wilhelm Wien. Savaş acımasız, evet. Ama... Konsey Başkanı Hollandalı Hendrik Lorenz ise pasifist kalarak, enternasyonist düşünerek ülkeler arası tarafsız kalmaya ve savaş esnasında arabulucu olmak için çabaladı. Bir yanda Fransız ve Belçikalılar, bir yanda Alman bilim insanları. Ve bu savaş Alman bilim insanlarının 1921 ve 1924 fizik konferanslarının dışında tutulmasına yol açıyor. Ancak 1925'te Fransız-Alman ilişkilerinin siyasi düzeyde yeniden başlamasından sonra Alman bilim insanlarını fotoğrafta görmeye başlayacağız. 1927 Solvay Konferansı sırasında yeni nesil bir Alman fizikçi ortaya çıkacak ve bu bilim alanında yeni bir bağ yaratacaktı. 1911 Solvay Konferansı bütün çalkantılı dönemlerine, savaşlara, milliyetçi tutumlara rağmen bugüne kadar defalarca fotoğraf vermeyi başaracak ve bilim alanında çığır açıcı buluşlara imza atan dahileri fotoğraflarıyla süsleyecekti tarihi. Tarih 30 Ekim'de başlayan bu büyük yolculuk, umarız insanlığın yararına ve ortak dayanışmanın eşitlikçi, savaşsız bir dünyanın kapısını aralar. 30 Ekim Solvay Konferanslarının başlangıç yıl dönümü kutlu olsun. Hoşçakalın.